ben 12 yaşındayım. Evet doğru. Köpek yaşına göre hesaplarsan 84. Hayvanlara yardım etmeye de başlamışsındır değil mi? Hadi bana o kişiyi göster. Nehir arardı bugün. Müsibet oralardaymış yine. Hı. Onu mu söyleyecekmiş sana? Apar topar kapattı telefonu. Hı-hı. Leyla'lar da gitmiş, karşılaşmışlar. Müşterisi geldi, Nehir'in kapattık. Ararım dedi, sonra aramadı da. İşi vardır diye ben de hiç teşebbüs etmedim. Yarın bir ara gideceğim ama. Şöyle bir bakayım, ne olmuş, ne bitmiş, bir öğreneyim. Leyla'yı özledin, belki karşılaşırım diyorsun. Aman bırak. O açtı bütün bunları başımıza. Neyse. Gel şimdi çorba kaynayana kadar oturalım içeride. Ne fısıldıyorsunuz demesin baba. Tamam. Hadi çocuğum. Al ekmeği de. Hadi çocuğum. Koş şöyle. Hiç merak ettin mi? Çünkü... Aslında her şey hazırdı. Çorba da yapayım deyince geç kaldım. 5 dakika yapacağım. Sen bir venturasın. Telaş yapma o kadar. Bekleriz, ne olacak canım? Umut acıkınca hiç beklemiyor. Nasıl basıyor çığlığı? Uzun zaman almış olsa da. Ah canım. Ablam telaşlanıyor böyle. Cevriye teyze de vıdı vıdı edince ablam kızıyor. Gidiyor içeriye kapatıyor kendini. İyi dayanıyor o kız o kadına. Çekilecek gibi değil. Allah'tan Tahsin iyi çocukla dengeliyor durumu. O da üzüyor ama ablamı. Allah'ım sen koru. O ne yapıyor? Gece geç geliyor filan. Kimse anlamasın diye sessiz sessiz tartışıyorlar hep. Ne diyorlar? Sıkıştırma çocuğu. Laf getirip götürmek iyi bir şey değildir kızım. Ay söylesin de bilelim canım. Ya kızın derdi varsa? Ben ne dediklerini duymadım. Ama ablamın canı çok sıkılıyor, onu anladım. Hay Allah, bak görüyor musun? Bir onlar var iyi diyorduk. Allah korusun, nazar değmişsin onlara da. Çocuklar hadi sofraya. Cevriye Hanım, siz de buyurun. Okuyayım mı? Buyuralım bakalım. Çocuklar. Geldik. Önce ben. Önce ben. Ya. Ya ben ay yavaş. Aa. Ne fena oyunları öğrendiniz. Huyunuz bozuldu 3 günde. Eskiden beri yaparlardı bunu babaanne. Arsızları müdafaa etme bana. Afiyet olsun. Aa, sen oturmuyor musun? Canım istemiyor bu akşam. Yemeyeceğim. Olur mu? Emzikli kadın aç kalır mı? Aç değilim. Sonra da sütün çocuğu doyurmaz işte böyle. Babam gelince yer onunla. O zaman tam aç kalır işte. Babam niye gelmiyor yemeğe? İşi var canım, çalışıyor. Duy da inanma. Bir şey mi söylediniz? Kavga çıkarma diye öyle söyleyecek tabii sana. Gitmiştir yine arkadaşlarıyla tavernaya. Babaanne aşk olsun. Gitmesin de ne yapsın kızım? Eve geliyor, hala iş güç bitmemiş. Bir faaliyet, bir telaş. Koca gün geçmiş, etraf dandini. Üstüne bir de surat. Erkekler gelemez böyle sıkıntılara. Kaçarlar işte böyle. Deniz, ben eczaneye gidiyorum. Umut uyanırsa bakar mısın? Bakarım. Ne yapacaksın eczanede? Müsekkin lazımsa var bende. Müsekkin ne? Bitirin yemeklerinizi. Gelirim birazdan. Bu saatte eczaneler kapalı. Nöbetçi ararım. Yalan. Babanı merak etti, kontrole gidiyor. Toparlayabildiğim kadar toparladım bugün evi. Yarın bir kamyon ayarlayıp alayım eşyaları. Verelim anahtarlarını da. Tamam da ev bulana kadar eşyaları nerede muhafaza edeceğiz? İnşaata götüreyim. Koyayım bir odaya. İnşaatı devredeceğim diyorsun. Alanlar istemezse ne olacak? Atmasınlar sonra sokağa.
O iş tamamlanana kadar dursun işte. Necla'ya söyleyelim de, buradaki şantiyelerden birinde bir depo vardır herhalde. Koyalım oraya, iki iş olmasın. İyi tamam, varsa koyarız. Gelsin bir konuşalım da. Ay, döküyordum üf. Ay, ellerim titriyor vallahi. Çok canım sıkıldı Fikret'e, çok. Pişman oldum söylediğime. Siz geldik diye aramadınız değil mi? Merak eder o şimdi. Dur ben söyleyeyim geldiler diye. Necla da geç gelecekmiş. Siz başlayın hadi, geliyorum ben. Hadi. Hadi kızım. Kim kimi merak ediyor acaba? Ay ne yapayım oğlum? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.